renkte. Daha önceki değiştirdiğin renk neydi? Yani yıllardır sarı kullanıyorum aslında. Hı-hı. Sadece bu biraz... Ama şu anda da sarı. Evet, hep sarı. Çünkü ama sarıdan vazgeçmiyor. Size büyük bir değişim yapacağız. Zaten açık renk bir saç. O siyahı muhtemelen açarım düşüncesiyle muhtemelen bugün öyle kendini şartladı. Bugün bakalım nasıl bir çalışma yapacak. Bu sarı saçı gördükten sonra çok merak ediyorum ben de. Evet, modelimiz de oldu çok şükür arkadaşlar. Evet. Nasıl bir saç istiyorsun? Yani şu anda çok karar veremiyorum. Yukarı çıktığım zaman, kuaför arkadaşımla tanıştığım zaman muhtemelen... Bizim istediğimiz onu zorlamak. Evet. Onun isteklerini yapma, senin isteklerin doğrultusunda gidilmesi. Zaten benim istemediğim olursa felaket zorlarım. Ben kuaför olarak sana siyahın yakışacağını düşünüyorum ten rengine falan. Siyah ben yaptırabilirsin bence. Bence kalıcı iri dalga da yaptırabilirsin. O da çok güzel olur sana. Evet, bu senin planın. İri ama şey değil yani. Peki arkadaşlar. Kestirmek ister misin saçlarını? Olabilir. Farklı bir şeyler deneyebiliriz. Kestirmeyebilirsin ama yani hani. Belki biraz böyle katlarında bir yoğunluk falan olabilir. Tamam, o zaman biz şimdi gidelim. Daha fazla bekletmeyin. Evet. Siz, ben seni biraz tamam, almaya geleceğim Başak. Tamam. Sen burada bekliyorsun. Hadi gidelim. Evet. Buyurun. Ustuk alaşmaya kestik artık, çok sıkıldım. Güzel bir model buldunuz. Çok da güzel olmasın da değiştirmem kolay olsun. Vallahi. Doğan, dünkü güzel gibi kolay bir model. Dünkü gibi aslında kolay bir model bulduk biz. Hem de çok kolay. Ama umarım sen de Cansu'nun düştüğü duruma düşmezsin ama diye yani düşünüyorum. Bugün dördüncü gün, yeter. Öyleyse saç yıpranık beyler. Cansu'nun durumuna düşmezsin dediğinize göre. Ama ben heyecanla yenileceğini düşünmüyorum senin Cansu gibi. Başarabilirsin, başarabileceğine inanıyorum yani. Hani çünkü saç kolay bir saç hakikaten. İşlem görmüş bir saç. Benim saçım da işlem görmüştü ki 4 gündür hala mevzusu dönüyor. Tamam, evet, çok büyük bir hata yaptık ama dediğim gibi herkesin başına gelebilir. İnşallah yine Doğan bugün doğru strateji belirleyip onun başına gelmez ki o riske gireceğini düşünmüyorum. Çünkü bu saça işlem yapılmaz, oksidan bile sürmeye korkarım dedi. İstemiyorum ya, istemiyorum. Niye anlamıyorsun? Güzel olacak. Bana bırak, güzel olacak. Hayır, istemiyorum. Hadi başını öne doğru biraz. Hayır. Artık gitti. Ya ben bu saçları uzatabilmek için neler yaptım ya? Berbat oldu, şuna bak ya. Bu kadar kısa hayatımda görmedim ya. Bir insanın bu kadar ağlaması için ya bir cenazesi olması lazım ya da çok büyük bir şey olması lazım. Hoş geldiniz. Şöyle ben alayım. Şöyle ben alayım. Şöyle. Şöyle. Biraz daha yaklaşın. Evet. Modelin de şu an baş başasın. Evet. Baş başa mı, hep beraber miyiz? Baş başasın. Merhaba demeyecek misin? Merhaba. Hoş geldin. Doğan. Teşekkür ederim Başak, ben heyecandan. Evet, ben bayağı daldım heyecandan. Dondum kaldım bir an. Ben de. Ya da gördüğün güzelliğine mi daldın acaba? O kadar mı güzel? O kadar güzel. Abi siz benim işimi öylesi zorlaştırdınız. Aynen, ters köşe yaptınız bana. Kolaylaştırdık senin işini. Ya şöyle bakımsız birini getirseydiniz, ben değiştirip güzelleştirseydim onu. Bence güzeli daha da güzelleştirebilirsiniz. Bence de. Peki öyleyse, o yoldan gidelim. Alalım İbrahim Bey gözlüğü isterseniz. Daha fazla bekletmeyelim. 5'ten geriye doğru sayalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Ben de. Şöyle koltuğa alalım, koltuğa tekrar bir saçlarına bakayım ben istersen. Olur. Şöyle şurada yapayım mı senin saçlarını? Tamam. Burada daha rahat yapıyorum. Şurada. Başak Efsa Kütük ben, 24 yaşındayım. Özel bir okulda sahne sanatları öğretmeni olarak çalışıyorum. Konservatuvar dans bölümü mezunuyum. Hayatım dans etmekle geçiyor. Benim böyle çılgınlıklarım çok vardır. Bu da eminim izleyen arkadaşlarım, ailem hiç şaşırmayacaklardır. Şu an yani İzzet Gözüm annemin tepkisini çok merak ediyorum özellikle. Doğancığım nasıl buldun saçı? Saç şu anda çok güzel gözüküyor ama çok işlem görmüş bir saç. Yani şu anda saçta fön var. Çok şık duruyor. Bayan güzel de giyinmiş. Zaten güzel de bir bayan. Yani şu anda düşünüyorum da bayağı zorlanacağım. Ben İstediğin bir saç mı? İstediğim değişim bir saç mı? Yani biraz dediğim gibi işte yıpranmış yani. Ne kadar bir değişiklik yapabilirim bilmiyorum. Şöyle yaptığımızda zaten. Sarı deyince buna bir şey geliyor mu? Daha önce sarıymış galiba sizin saçlar. Aa, gideceğim artık vallahi ya. Yeter. Cansu Hanım'ın yaptığı gibi yapmayalım. Arkadaşlar dördüncü gündeyiz artık, yeter. Ama böyle yapmana yok, gerek yok. Cansu Hanım'ın yaptığı. Nasıl yapmayayım? Sizin aynı şey başınıza gelsin. Diyorum ki sizin de başınıza gelebilir. Ama sonuçta bu yarışma olmuş. Tamam, şimdi bugün benim günüm. Konuşmamız lazım. Bugün benim günüm. Siz çok tartışmayın da bana yönelik olsun, olur mu? Tamam. Cansu Hanım tamam zaten mahvetti ama.
Tamam, senin de tamam, ben de aynı sonucu. Bu saçı nasıl? İstersen sen topla ya da sen tamam. De. Ya, o saç açmaya kalkarsam çok riskli. Cansu Hanım'ın başına gelmiş olan olay benim başıma da gelebilir. En ufak bir dikkatsizliğimle. O yüzden çok dikkatli çalışacağım asistanımla beraber. Çok fazla kararsızlık yaşadı dikkat ettiyseniz. Hani analizini yapar, o kadar iyi analiz yaparken analizi yapamadı. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Müthiş çatışmalar yaşadı kendi içinde. Kısa mı kesmeyi düşünüyorsun? Sadece. Kesim şu an tam olarak karar vermedim ama bilmiyorum, yüzünü de açmayacağım dedim. Bir tarafını açabilirim, bir tarafını açmayabilirim ya da İbrahim Bey'in dün söylediği düz kesimi yapabilirim. Kararsız kalmadım da size yapacağımı da tam olarak söylemek istemiyorum aslında. Sence yüz yapısı hangisine uyuyor? Yüz yapısı hangisine uyuyor? Dediğim gibi en başta da söyledim ya, zaten yüzünü açmamak lazım Başak Hanım'ın. Açtığın zaman çok güzel bir yüzü var. Kesim olarak da değiştirmeyi düşünüyorum, renk olarak da değiştirmeyi düşünüyorum da şimdi saçı açmaya kalkarsam bayağı bir yıpranmış. Yani değil oryal, yani hafif bir oksidan değdirdiğim zaman şuradan gidecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü yarısı gitmiş zaten vurduğumuz zaman. Benim saçım hep aynı şeyi söylüyor ama ben yıllardır sarı kullanıyorum. Evet. Yani yıllardır saç açılıyor sürekli. Yani. Hiç zamanda kopmadı. Evet, demek ki çalışan arkadaşlar dikkatli. Örnek veriyorum, bu saçın şurayı paketlerken ben şuradan paket alırsam bu direkt buradan kopar. Demek ki arkadaş paketi alıp sadece açılması gereken yere sürüyormuş. Demek sen de dikkatli evet. Davranabilirsin. Kuaförünü değiştirme diyeceğim de ben sana saç yaptıktan sonra zaten sen devamlı bana gelmek isteyeceksin. Umut ediyorum. O yüzden evet. O yüzden arkadaşlar fazla uzatmayalım. Modeliyle baş başa bırakalım. Süre başlasın mı? Bırakmadan önce ben süreyi başlatayım artık. Tamam, süreyi başlat sen İbrahim Bey. Ben de benim de modelimle baş başa bırakın. Yapacağım. Sayalım mı? Renk kesimi. 4, 3, 2, 1 başla. Başladı. Gözü bitti. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bana kalırsa o saçın kısa kesilmesi lazım ve koyu renge boyanması lazım. Tabii uçlarında balyajlar yine olması gerekiyor, sarı balyajlar. Çünkü neden? Önümüz kış zaten. Yani koyuya boyayabilir. Açık renkler yaz renkleridir. Yazın daha çok açık renkler kullanılır. Yüzü yuvarlak, zayıf bir kız ama baktığın zaman yüzden sanki tombul bir kız havası var. O havayı eğer kaybederse, yani tombulluk havasını yakalarsa kısaltarak yazık eder. Şimdi Başak Hanım, sizin saçlarınıza bana kalırsa güzel bir kısacık kesim çok iyi olur. Yanları yine biraz sivrisiyor. Bence daha fazla anlatmayın. Yani şaka yapıyor olmalısınız herhalde, değil mi? Yok, normalde çok şakacıyım da şu an ciddiyim yani. Yani hani şöyle bir yüze kısa bir saç düşündüm. Kısa bir saç yapacağım da şuralarını çok açmayacağım. Yine buralarda bir uzunlar olacak. Bir de şöyle... Bence anlatmayın bak, ya. Ben güzel bir değişiklik yapalım bak. Şimdi ben de yarışmadayım. Zaten kötü olacak bir şey yapmam. Seni değiştirmeyecek bir şey yapmam. Anlatabildim mi? Yani madem değiştireceğiz, bu seferlik böyle bir şey yapalım. Güzel kısa bir saç keselim sana. Ya gülüyorum ama niye gülüyorum? Çok komik geldiği için gülüyorum yani. Yani ben saçımı kısa asla istemiyorum. Bak güzel olur. Asla ama istemiyorum. Başta da söyledim, yüzünü açarsam çok güzel olmaz. Çok fazla açmayacağım. Yine buralarında sivri saçlar kalacak. Ya kendi saçından mi? Biraz daha uzun olduğunu söylüyorsun ve benim sana şu an güvenmemi bekliyorsun. Yani bence bu... Tamam öyleyse, tamam bakıyorum. Koyu bir renk yapalım. Ne kadar? Sana güzel bir değişiklik olsun. Önümüzde kış zaten. Mesela güzel bir değişiklik için, marjinal bir değişiklik için sana siyah saç süper olur bence. Siyah. Doğan Bey, biz sizinle anlaşamayacağız galiba. Siz beni kendinize mi benzetmeye çalışıyorsunuz? Aha. Siyah saç, kısa falan böyle. Şey diyeceğim, kardeşim diyeceğim soranlara da. Öyle mi? Benim abim var, istemem yani. Tamam öyleyse. Bugün ben Doğan Bey'in karşılamasını pek hoş bulmadım. Sanki böyle özensiz gibi davranmış. Bana şey geldi ya, aslında soğuk geldi biraz, mat geldi. Yani evet. Heyecanını da veriyorum ama bayağı bir soğuktu hatta. Ben hatırlattım ikramları, ikramları bile vermedi yani, kendimiz aldık oradan. Biraz bana şey geldi açıkçası, soğuk geldi karşılama. Evet. Çok sıcak bulmadım ben. Karşılama bence aslında o kadar da kötü değildi ya arkadaşlar. Çok kötü demiyorum ya, sadece bana biraz soğuk geldi yani. Sana anlatıyorum bak, öyleyse sana ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yüzün biraz geniş. En başta da söyledim. Sana güzel bir perçem yapıyoruz, tamam mı? Düz, güzel bir perçem yapıyoruz. Saçımı da sonra iki yandan örersin, böyle keklik türküsüyle çıkarım. Yok, ben. Yok, kreşe yollayacağım sonra. Böyle yanlardan böyle şöyle toplayacağım. Kreşe yollayacağım seni sonra, tamam?
Oğlum anlaştık mı? yine koyu yapalım. Siyah yapmayalım. Şimdi ciddi ciddi yapacağımız saçı bir konuşalım perçem. Artık ya. Tamam, perçem. Ya. Benim vaktimden gidiyor ya. 3 saat. Anlatabildim mi? 3 saat şu anda gidiyor. Ama sen güzel bir şey söylemiyorsun. Yani sayende ben çok güzel saç da yapsam sonuncu olacağım yani. Anlatabildim mi? Benim sayemde. Çok renkli birisin. Bak dans ediyorum diyorsun. Ben de dans ettim. 7 sene dans ettim. Elimin üstünde koşayım mı? Neyse tamam saça dönüyorum geri. Seni kızdırmayayım ben daha fazla. Bence de benim sana ne yapıyoruz biliyor musun? Ben kararımı verdim. Düz küt bir saç yapıyoruz tamam mı? Ve düz bir perçem yapıyoruz. Ya perçemini de biraz dar kesiyoruz ki şu saçların yanaklarını biraz kapatsın, yüzün ufalsın. Rengi de hangi tonlarda yapalım? Rıdvan Bey. Rengi de ne olur mor yap tamam mı? O saçı kestikten sonra bana mor yap, punkçı gibi tamam, ulaşmaz. Sen bana bırak, sen bana bırak. O kadar mutlu olacaksın ki beraber burada dans edeceğiz. O kadar diyorum. Gel dans edelim diyeceksin bana. Yok ben anlatamadım galiba ya. Şöyle bir şey yapalım. Sen zaten hani biraz kestireceğim diyorsun ya. Biraz da onu benim hakkım olsun. Biraz kısaltalım tamam mı? Güzel bir renk yapalım. Rengi kesimden sonra tekrar bir konuşalım. Anladın mı? Güzel bir kesim yapalım. Saçın hazırlansın. Sen o ara bir düşün. Tamam mı? Zaten benim dediğim olacak ama sen yine bir düşün. Tamam. Hadi öyle yapalım. Rıdvan Bey, saçı kesimi hazırlayalım. Benim dediğim. Buyurun böyle. Tamam. Onun kavgasını birazdan bir daha bir yaparız. Sizce değiştirebilecek mi? Değiştirecek. Modelimiz yani aslında biraz fazla zor karakter olarak. Hani bence saç olarak değil ama karakter olarak zorlayacak. Saçı çok kolay kesinlikle ama karakter olarak biraz tepkilerini zor. Tepkilerini kestirebiliyor musun? Çizgileri var aslında. Evet, ne istediği bilen bir bayan. Dansçıyım kendine demişti herhalde. Kendine gidip gitmediğini tarzı olan bir bayan. Kesim için hazırlıklar başlıyor. Bakalım kimin dediği olacak. Kısa kesime hazır mısınız Başak Hanım? Heyecanla bekliyorum. Hala aynı şeyi söylüyorsunuz yani öyle mi? O saçı kısa kesmeyeceksiniz değil mi Doğan Bey? Çok kısa değil. Kısa kesmeyeceksiniz değil mi? Kısa keseceğim ama çok kısa değil. Sinirimden şu anda susmaya başladım. Tamam konuş rahat ol sinirleneceğim bir durum yok. Sana kötü olan bir şey yapmam emin olabilirsin yani. Benim nasıl kendimi yani benim iyi hissetmem önemli. Kendini iyi hissedebilirsin daha hiçbir şey yapmadım. Ortaya kısa kötü keseceğiz, perçem keseceğiz dedin. Tamam perçem keseceğim. En son o kaldı. Perçem keseceğim, sana zaten yakışacak o. Yani hayır. Ortada şu anda bir çalışma yok ya sen kötü oluyorsun. Ben o saçı perçem kestirmeyeceğim. Yok o saçın perçem kesilmesi lazım. Kesilmeyecek ama. O önlerin kısalması ya bir kere lazım. Sen burada kendine çelişmedin. Yüzün büyük olduğu için saçların önüne gelmesi gerekiyor tamam. Dedin. Şimdi perçem yaparsam beni daha yuvarlak gibi bir hale yok, getiriyorsun yok mesleği yapmadığınız çok belli. Şimdi şöyle bir durum var. Perçemi, ben kuaför değilim. Bak perçemin çeşitleri var tamam mı? Perçemi geniş kesersen yüz ortaya çıkar. Perçemi ufak kesersin ondan sonraki saçlar yüzüne düşer perçem ve yüzün ufalır. Perçem zaten şu kahkülden evet, bahsediyorsun. Evet kahkül. Aha. Ha, bak kahkül. Aha. Sana gayet yakışacak o emin olabilirsin. Tabii çok yakışacak. Hayır asla. Başak Hanım'la fikir birliğine varamadık. O çok kısa olmasın dedi. Ben de biraz kısaltalım değiştirelim seni dedim. Güzel bir değişim yapalım dedim. Güzel bir değişim de olacak saç daha henüz bitmedi. Sonucu gördüğümüze eminim o da mutlu olacak saçı beğenecek yani. Tamam hadi başlıyorum. Hayır başlamıyorsun. Tamam burayı böyle şu kadar tamam bak şu iyi. Bu iyi. Tamam düz bir kesim yap bana. Tamam, bak, beni çok değiştirecektir emin ol. Tamam çünkü düz bir kesim yapacağım. Tamam şöyle yapalım düz bir kesim yapacağım. Öyleyse şu önlerini keseyim. Hayır. Tamam, güzel perçem yapalım sana. Lütfen diyorum ya. Bak bunu gerçekten, yapmazsam. Gerçekten ben onu istemiyorum. Güzel bir değişiklik olmaz ki. Güzel bir değişiklik olmaz yani. Yani rengin de böyle kalsın öyleyse. Asla. Asla. Ya ne parçamı ya? Tamam. Yaslan arkaya tamam. Tansiyonum düştü şu anda. Başlıyorum. Hazırsın değil hayır, mi? Hayır asla. Bak lütfen diyorum ya. Bak göstermeden kesmek istemiyorum. Böyle ama önünü parçam yani diyorsun böyle ya. Hayır ya. Oyunlar yapmak istemiyorum. Önünü kapatayım keserken görmesin beni falan yapmak istemiyorum. Oldu, yani sonra ağlayacaksın ya. Falan burada. İçiniz de ağlarım zaten ya. Bu saç parçam kesme. Bak güzel olacak. Hayır kesme. Güzel olmayacak olsa ben zaten söylemem. Ya ben istemiyorum. Güzel evet, olabilir sonuçta belki rakiplerim ama görecek. Bu ne diyecek? Bu surata bu gitmiş mi diyecek? Ha, rakiplerin perçemi beğenecek sanırım. Evet kesinlikle. Ya bizi izleyenler de rakiplerim de çok ya beğenecek. Ben buna eminim yani. İstemiyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Niye hayır, güzel anlamıyorsun? Güzel olacak. Bana bırak güzel olacak. Hayır istemiyorum. Hadi başını öne doğru hayır. Biraz. Hadi başını ya biraz. Ya istemiyorum bak, ya. Kıpırdarsan yamuk olur. Ben tamam, bunu yapacağım. Tamam istemiyorum ama. Bak, ama yüz şekline gidecek mi senin? Başka hayır. Bir şey yüz şekline gitmez hayır. Ki. Hayır. Yani şimdi senin dediğini yapsam hiçbir değişiklik olmayacak. Ya hayır ya. Hiçbir değişiklik olmayacak.
Tamam bak saçın bile kurudu. Tekrar bu sefer yıkamayı alacağız. Benim rahatsızlığım da var dedin. Saçların ıslak kalması diyorum. Gerekmiyor İlla dedin. İlla ısrar ediyorsun. Kısaltma tamam, ya. Başını iyice öne. Artık keseyim lütfen. Hayır kısaltma bence. Bak şu anda çaktırmadan tutup böyle keseceğim yani saçlarını. Anladın mı? Şu andan itibaren tamamen kesmem lazım zaten. Saçların gitti. İstiyorsan bırakayım böyle. Ha? Artık gitti. Yani illa bunu mu yapayım? İnanamıyorum şu anda buna. Böyle şey olur ya küçük annesi de gelir ya küçük çocuklar. İşte arkadan işaret yapar. Kes kes biraz daha biraz daha. Haberi olmadan kesersin sonra onun olduğu sanar. Evet tamam, evet. Bence tamam kes ya konuşma. Tamam kesiyor. Sen sonucunu bekle. Çok memnun kalacaksın eminim. Biraz daha öne. Tamam ağlamanı gerektiren bir durum yok. Ya istemedim bir şey kesiyorsun ağlama diyorsun ya. Tamam biraz aşağıya doğru. Başını biraz aşağıya doğru. Ya çok kısa kesiyorsun ya. Ya ben artık bu saçı uzatabilmek için neler yaptım tamam, ya. Tamam artık olan oldu. Biraz öne başını biraz öne. Ortak bir kararla başlamadık. Biraz benim istediğim oldu. Ama ben ona küt keseceğimi söyledim. Yani saçı kısaltacağımı söyledim. Tabii kestikten sonra Başak Hanım ağlamaya başladı. İşte ama bittiğinde eminim o da beğenecek saçı. Biraz daha aşağıya. Ya bir peçete getirsinler. Ya şimdi var ya daha kısa keseceğim ha. Artık ben de yarışmadan çıktım. Ya gözüm yandı şu an gözüm. Rıdvan Bey biraz hızlı. Ağlamanı gerektiren bir durum yok ki. Kendi ya kendine işkence çektiriyorsun. Ya şuna bak kızcık kendi kendine işkence çektiriyorsun ya. Şu anda ya. Güzel olacak. İnatla hala olmayacağına inanıyorsun. Ya nasıl güzel olsun şu hale bak. Biraz öne doğru başını. Zaten peçeteye gerek kalmadı. Sildim bütün gözyaşlarını. Bir tane ver, iki tane. Yani ağlamaya devam edersen bir üçüncüsü yok onların haberin olsun. Gözlerin öyle yanacak yani. Göz rengin de değişir. Artık yeşil mi olur, mavi mi olur? Hiç o yanmadan sonra. Hele şu an hiç komik değilsin yani. Bence konuşma. Kesiyorsan kes. Yok saçı da şimdi kendimi keseceğim buradan böyle. Artık bir müsaade et de keseyim ya. Olur mu? Olan oldu bak saçların gitti. Ya bu lütfen. Kadar kısa nasıl kesebildin tamam. Aşağıya, ya? Aşağıya, aşağıya başını. Ya çok kısa kesme lütfen ya. Tamam, bari ama biraz kestim uzun artık. Kalsın bak, artık ya. Artık kestim. Ensem bile açıldı. Anlatabildim mi? Sen onu içinden kendi kendine artık saçlarım kısa. Ben buna alışmam lazım. Gerçekten acaba güzel yapacak mı? Parçamı kestirmeyeceğim asla. Berbat oldu şuna bak ya. Arkadaşlar kısa hayatımda görmedim ya. Tamam artık saçtan çıkalım öyleyse. Ben sana sorular sorayım sen yanıtla olur mu? Ya yani ne sorusu şu an saçım haline bak. Ama izin ver de artık keseyim ya olur mu? Böyle konuşmadık seninle. Ama güzel olacak. Güvenebilirsin diyorum. Sen beni hiç dinlemiyorsun ya. Ki. Sen beni hiç dinlemiyorsun ki. O kadar pişman oldum ki şu anda. Hayır pişman olmanı gerektiren bir durum yok şu anda. Saçların sağlığına da kavuşacak. Daha sağlıklı uzayacak. Sola doğru. Allah aşkına bak yalvarırım ne olursun bak perçem kesme. Zaten ağlıyorum şu tamam şu anda perçem bak. Kesmedim ki ben sana. Perçemin yok bak bunlar uzun. Ya. Uzun onlar. Daha kesmedim lütfen. Ya yalvarıyorum artık sana. Tamam bak, perçem, perçem kesmeyeceğim. Kesme. Tamam sana perçem kesmeyeceğim. Tamam. Normalde omuz hizasında falan kesmesi gereken bir saç. Evet, omuz hizasında keseceğini söyledi. Orada kesinlikle ben katılıyorum Doğan'a. Ben de katıldım zaten. Kesinlikle önleri kısaltmamam gerektiğini söyledi. Kesinlikle, ben de. Çünkü evet. Yuvarlak bir yüz hattı olduğu için evet. O boy o yüz hatta göre. Eğer onu kısaltırsa kötü olabilir. Ya o kadar kişi dedi ki yani bu kıza küt gitmez dedi ya. Bu nasıl bir saçtır ya? Ama bu bak nasıl artık bir saç ben ya? Bu saçın bitiremeyeceğim diye korkmaya başladım. Ya bitirme artık yani. Benim için hiç umurumda değil artık bu saatten sonra. Şu hale bak. İnanamıyorum yani. Tamam, şuna böyle bak bırakayım ya. Öyleyse olur mu? Ya bırak böyle yani bırakayım. Hiç umurumda değil artık. Biraz rahatlamaya çalış. Ya nasıl rahatlayayım şu hali tamam güzel olacak diyorum ama bana güvenebilirsin diyorum. Sen hala inatla ağlıyorsun.
Bak saç da kurudu. Rıdvan Bey suluğu verir misin? Ama bittiğinde o da beğenecek. Ama bu kadar ağladıktan sonra bence artık ben bu kadar ağlamış olsam yani beğensen de beğendim diyemezdim. Yani açıkçası eminim ki o da aynı şeyi yapacak. Yani beğendiği halde beğenmediğini hani söyleyecek. Bana öyle geldi. Çünkü bir insanın bu kadar ağlaması için ya bir cenazesi olması lazım ya da çok büyük bir şey olması lazım. Besleme gibi olmuşum ama. Sağ. Yani bak iğrenç. Burası bak, bir saniye, sakin ol sen, bir saniye lütfen. Ay çok güzel gerçekten. Dur, kıpırdama yani. Bak, kıpırdama, elimde makas var. Bunu bu saçla sokakta bile gezmem yani ben. Bunu gidip kazısaydı benim için çok daha iyiydi yani. En azından benim için daha iyi olurdu yani. Bu çok kötü bir saç. Kesinlikle karşısına çıkan ilk 3 kişi saçlarının değişimi çok güzel olmuş diyecek. Yani nerede yaptırdın diye soranlar bile olacak. Başak Hanım hıçkıra hıçkıra ağlarken Doğan Bey kısa saç kesimini uygulamaya devam ediyor. Eminiz ki Başak Hanım bundan sonra uzun süre kuaföre gitmeyi düşünmeyecektir. Ya kısaltma. Hayır kısaltmıyorum ya, artık susacak mısın lütfen ya. Ya bana da daral geldi ya. Artık enseme getir. Abi bırakıp ben gireceğim bu sefer, anladın mı? Yamuk yumuk kalacağım böyle. Bence yani. Aa, ya enseni açtığımızda bu kesim daha güzel olacak. Ben görmek için ilk başta biraz daha az kestim. Anlatabildim mi? Şu anda kesimi netleştiriyorum ya. Lütfen. Hadi yaslan arkana. Başını aşağıya doğru, aşağıya. Öyle doğru biraz daha. Bu saçı toplayamam bile ben ya. Bu yok şöyle yanlardan toplarsın ha. Yanlardan öyle olur. Arkaya sana bırakırsın şöyle. Bu kadar rezil bir saç hayatımda kimse kesmedi bana ya. Tamam aşağıya biraz daha. Böyle kal, böyle kal olur mu? Kıpırdama lütfen. Bir dakika böyle kalsan yeterli. Allah'ım hala kısaltıyorsun, hala kısaltıyorsun ya. Ya al şunu kazı diyorum. Ya tamam sakin ol artık ya. Ne kadar kısaltıyorsun, niye beni dinlemiyorsun ya? Ya kısaltmıyorum, düzeltiyorum. Arkasını düzeltiyorum. Ya ben buraya eğlenmeye biraz keyif almaya geldim. Bir saattir ağlıyorum ya, bir saattir ya. Ama bu eğlenme programı değil ki, bu bir yarışma. Ya yarışmak hani birazcık da insan gönlü olur, bu saç ne ya? Tamam hadi yaslan arkaya, vaktimden gidiyor şu anda. Ya ben de üzüldüm aslında, benim de enerjim aldı yani. Yarı yarıya enerjim düştü ama yapacağım model hala kafamda net ve belli. Ben güzelleştireceğime inanıyorum. Evet çok üzüldüm ya, gerçekten çok üzüldüm. Ya böyle en son bu kadar ne zaman ağladığımı... Çok böyle birkaç sene önceydi yani, en son o kadar. Ya konuşamıyorum bile. Doğan Bey, Başak Hanım'ı bu kadar üzecek bir saç modelini neden uyguladığını da açıklıyor. Neden istemediği bir şey yaptım? Çünkü onun istediğini yapsaydım çok fazla saçı, bayanı değiştiremezdim saçla. Yani evet, bunu yapmam lazımdı. Evet, son nokta oldu. Hayır, hani geldiğinde dedin tamam, ya çok bak, güzel bir bayan. Başını oynatma. Konuşurken başını oynatma. Anam benim zamanım kısıtlı. Sen şu anda tam tersi, güzel birini çirkin hale çevirmeye çalıştın. İstediğin de yaptın ya, şu iğrenç. Bittiğinde ne diyeceksin? Bu kadar yerden yere vuruyorsun da sen beni nasıl gönlümü alacaksın? Ben senin gönlünü almak zorunda falan değilim. Sen istediğini yaptın. Yarışma da senin yarışman. Şu an bildiğin işkence çekiyorum. Tamam, şu anda seni asıl değiştirme noktasına önlere geldim. Hayır Allah'ıza onu bak yapma. Ne olur rica yalvarırım sana ya. Bak lütfen. Var onu yapma lütfen diyorum. Önü böyle kalsın bak, rica ediyorum. Artık ellerim falan tamam, önlerim böyle kalsın. Ne olur. Normalde ne tarafa yapıyorsun önlerini? Saçlarını normalde ne tarafa yapıyorsun? Ben de çok eğlenceli geçeceğini düşünüyordum. Ben de şu an konuşamıyorum artık. Var ya önlerini bırak lütfen. Tamam. Tamam, orada orada. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl gözüküyor şu anda? Bence... Şöyle çekeyim arkadaşlar, biraz daha rahatlıyor. Ne olmuş be, yanmış mı saç? Yaksaydın daha iyiydi be. Hadi ya. Vallahi.
Hanımefendi neden ağlıyor? Hanımefendinin yüzü yuvarlak. Ve dansçı olduğunu söyledi hatırlıyorsan. Hı hı. Ben de bu kesimin dansta daha iyi gözükeceğini söyledim bayana. Biraz sağa doğru koşalım. Başak Hanım iyi misiniz? Hayır değilim. Tamam bir saniye kal böyle. Ben tamam. Sadece teknik olarak bir yorum yapmak istiyorum. Eğer izin verirseniz. Tabii ki. Böyle yuvarlak bir yüze sence bu uygun bir model daha mi? Daha henüz kesim bitmedi. Ufak tefek değişiklikler daha devam ediyor. Bence yeni mi kestin? Kan olmuş gömleğin falan. Yok kan yok. Şey o, bayanın fondöteni geçti galiba elimden üzerime. Bu kesimi daha ne kadar devam edersen et. Bence eğer ki görünen form buysa bence biraz yüzüne yakışmayacağını düşünüyorum. Bence de çünkü... Bence de. Hanımefendinin yüzü yuvarlak olduğu için siz zaten küt bir model yapmışsınız. Hı-hı. Daha beter yuvarlığa çevirdiniz. Yani. Daha uzatacağını bırakacağım demiştim. Ben bob bir kesim yapmadım. Önlere doğru hayır, daha hayır, uzun... Hayır, önleri kesinlikle almayacağım çünkü hanımefendinin yüzü... Önleri şu anda almadım, önleri duruyor. Şu an önlerden kastım şunlar. Oyun o kadar kötülüyor ki. Evet, siz daha sanki. Önlerden almadım, biraz almayı da düşünüyorum. Peki, hayır, adam burada adam keseceğim demişti galiba. Burada keseceğim, düz evet, keseceğim demişti ama... sürprizim var demişti. Gerçekten sürpriz olmuş, hem Başak Hanım hem de bize. Sözümde durdum ama. Sürpriz olacak diye. Evet. Sürpriz oldu yani. Büyük bir sürpriz oldu. Model olarak çok güzel bir model. Benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. Ama getirdiğimiz modele pek uygun görmedim. Yani zaten modelin yüzü yuvarlak bildiğimiz gibi. Yuvarlak bir yüze o kesim ekstra bir yuvarlaklık katmış. Yani affedersiniz kafası biraz büyümüş gibi geldi benim gözümde. Tamam istediğin gibi yapamamış olabilirsin ama sakinleştiricine böyle biraz Cansu'nun tavırlarını aldı. Çünkü Cansu'yu aynı şekilde eleştirmişti. Aynı hataya kendisi düştü. Ama ben gençliğine veriyorum. Gerçekten genç bir arkadaşımız. O yüzden o tavrına veriyorum. Kararını alabilir miyim güzel sen? Tabii, şöyle vereyim. Özür dilerim. Ah, çok şaşırdım şu anda. Yani nasıl bu kadar analizleri... Buralarını kesecek misin biraz da? Biraz uçlarını hafifleteceğim. Benim sana tek tavsiyem saçı. Lütfen bunu yap, bu senin için gerçekten şu an bir... kesim bitmedi, daha üst açılarının evet. Hiçbir şeyini almadım. Bir saniye beni dinle istersen. Bunu sadece yap ve gerçekten bunun çok değişeceğini göreceksin. Sağlaması. Saçı yani. Şurayla şuranın arasındaki saçı kısa kesersen biraz daha katlarını bağlı.